Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime. Melek yine gördüğünüz gibi pancarlarla baş başa. Vallahi sevelek de yapıyoruz işte. Sevelek yiyoruz, sevelek yapıyoruz. Diyorum ya, bizim olmazsa olmazımız, hani lahanamız, dolmamız. Dolma bizim için çok özel arkadaşlar. Yani erinmiyoruz, sık sık da yaparız. Dolmasını hem ben kahvaltıda da seviyorum. Ne bileyim ben, yemeğim olmasın hemen bir çay yaparım. Yanına bir tava dolma biz yağlarız sonradan, böyle tereyağıyla pişmiş dolmayı da. Çok güzel olur. Yanında bir börek yaparız misafirimiz gelse. Misafirimizi de ağırlarız güzelce. Ondan sonra arkadaşlar, izlerken abone değilseniz bana abone olmayı unutmayın. Ondan sonra yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Dedim dolmamı sarmaya ben başladım ama bayağı da sardım, şöyle tencereler var. Şimdi dedim aç kameramı dedim. Arkadaşlarla dedim hem muhabbet yapayım dedim. Hem de dedim, dolmamı sararım dedim. Hem canım sıkılmaz dedim. Bu akşam yalnızım evde. Şükrü varsa misafirimiz yok. Ondan sonra kış, soğuk. Soğuk çok var arkadaşlar. Kuru soğuk. Aman Allah'ım, öyle bir var ki. Şöyle pancarları bile köklü köklü. Eskiden rahmetli anacığım sarardı böyle kışın. O kadar güzel olur ki. İçinde mısır yağmasıyla yaptım arkadaşlar. Pancaramı da haşlamıştım. Karın yağdığı gün sahte sizlerle de paylaştım onu. Sarmak nasip olmadı hemen aklımda. Öyle sarmamı da ertesi gün sarmış oluyorum arkadaşlar. Akşamına yani oluyor. Pancarlar da çok güzelmiş. Valla yayla pancarı daha da gelmez artık. Yaylada da kar kalmaz artık çabuk. Artık kendi bahçemden olanıyla yetineceğim. Şöyle ziyan etmeden dolmalarımı da sarayım. Sizler neler pişiriyoruz arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Bana yazın. Artık kışın köyde insanlar birbirlerine oturmaya gidip geliyor. İş yok şimdi artık. İstirahat zamanı. Ondan sonra saplarını da içine doğruyorum küçük küçük. Melek Hanım, kolay gelsin. Beni mi aradın ya? Seni aramadım. Seni niye arayayım ya? Senin evde olduğunu biliyorum artık. Aşağı gittim bir ya. İner baktın mı? Baktım. Sen öyle kızak olan dışarı çıkma sakın. Valla yer yakın ya. Hemen gidip gel yanına. Tamam. Sakın valla çok kuru soğuk var. Kuru soğuk burası. Yanı adam. Yakın. Çok kuru soğuk. Yakıyor sen arkadaşlar. Gerçekten. Dışarılarda bayağı bir işim vardı. İşlerimi toparladım ama böyle bizde de ütük olmuşum yani resmen soğuktan. Tuğuna çay var da, çay demlerim de. Çay içeriz ya. Tabii çaysız akşamımız olmaz mı? Olmaz. Evet, çay yaparız, çay içeriz. Tabii. Bundan sonra dedim oturan dolmamı da sarayım. İyi yapmış ya. Çalışmak kadar güzel bir şey var mı ya? Her şeyde. Yani değil mi? Çalışacaksın. Tabii. Evet. Bu memleketimizin, Karadeniz'in olmazsa olmaz ilacı bu. Evet. Ben bahçeye bile girdiğimi tavuklarım anlıyor arkadaşlar. Hemen kenarlara diziliyorlar. Sanki çağırmışım gibi onları. Hatta videomda da söyledim bir videomda. Bizim tavuklarımız da yeşil yemeden, kara lahana, kıvırcık yemeden duramıyor diye. Sularını süzdürdüm ama yine sular da var. Şöyle köklü köklü. Ama ufacık bir delikten giriyor. Giriyorlar küçücük delikten. Onlar kaymaz. Şimdi ne olacak? Ben aklım vermedim. Bir baktım hiçbir yerde delik yok. Girer içine girmiş değil mi? Bir baktım bizim tavlarışan marulları yiyor. Onlar da nasibini yiyecek. Yapacak bir şey yok. Ama nasip bıraktığı yeri vardı. Onlar iyisi. Nasiplerini yiyecekler onlar da. Bir yapraktan 5-6 tane dolma çıkıyor. Tabii ben biraz da çok büyük de yırtmıyorum. Çok küçük de yırtmıyorum. Bunun adı ne böyle? Dolmalarda? Köklü dolma. Bu köküyle beraber böyle. Kökünü pancarların kökünü yani. Bilen hepsini doğruyorum içine. Buna bol suda soğan doğrayacak. İçi de bol soğanla sahte. Bir tane arkadaş da bana yoruma yazmış. Melek abla soğan çok pahalı. Az doğra diye. Benim lahanam da bayağı vardır arkadaşlar. Bir tane de doğrayamazdım yani. Soğanın da acık tadı çıksın. Pahalı ama ne yapalım. Allah kolaylık versin herkese. Vallahi bir şey alamıyorum ya. Çok pahalı. Çok. Allah'ım ya. O kadar olmaz ya. Artı 500 liralar, 1000 liralar.
Evet, çok pahalı. Para yine bire geçmiyor. Köklü dondurma arkadaşlar şöyle. İçine köklerini de doğruyorum. Bıçağım gitti. Bana buradan bıçak kırabilir misin çocuğum? Bu yere gitti, gitsin. Ben onu bayan bayan kesersem. Tamam alayım. Ben alırım sonra. Ben alırım. İşim bittiğinde alırım ben onu. Tamam. Bana sen buradan ver. Tamam. Ya da yıka ver yani. Yakıp devireyim öyle de. Evet. Kaza edin oluyor işte. Kaza al. Geliyorum demiyor. Düşürdüm. Ya. Teşekkür ettim. Bir şey değil. Ben sarmayı çabuk sararım arkadaşlar. Böyle Cemre oğlum der bana, kızım der, sen çabuk sarayan sarmayı der. Aslında Cemre oğlum da yırtmaya gelecekti yaprağımı ama hem otururuz dedik. O da biraz rahatsız. Bizim Cemre oğlum, sen yorulma. Kızım diyor, sen al da gel diyor pancarayı da buraya da diyor. Sen sararken ben yırtarım yavaş yavaş diyor. Yok dedim, ben sana zahmet edemem. Sarmamı sarayım da ona da gideceğim az daha konuşalım. Dolaşacağım orada. Hem sarma götürürüm buna. İçini de mısır elması ile yaptım. Efendim kar atıştırıyor yine. Atıştırıyor mu? Evet, aynen. Böyle yağıyor yine. Yaz. Az önce bir şey yoktu, şimdi başlamış. Rabbimin işine karışmayacağım. Mekanına yağıyor. Allah'ın işine karışma. Allah'ın işine karışmayacaksın. Yok. Yağacak tabii, her şey zamanında. Şöyle küçük olanlar da yama yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yırtıyorum üstüne. Sen ne yapıyorsun şu an? Çay demliyorum. Çayı içiyoruz, bitiyor, bir daha yapıyoruz. Şurayı da çay demliyor. Allah razı olsun yani. Çay demliyorum. Soğuk havada da güzel gidiyor gerçekten. Ya bana gel, ben de çayımı biliyorsun. Evet, güzel olur. Süper yaparım ben çayı. Güzel oluyor şükür. Bundan şüphemiz yok. Vallahi güzel olur. İşte bayağı bir çok yapmıştık. Aslında yaprak sarması da çok güzel olur bu içine. Lezzetli olur. Melek Hanım, bizde üzüm yaprağı yok mu? Var var. Yaprağım var ya. Varsa bir daha sefer de yaprak yaparsın ya. İnşallah. İnşallah. Daha yeni artık. Kış yeni geldi Şükrü. Evin içine artık yaprak sarması, pancar sarması. Zaten çok sık yapıyoruz pancarı da. Yaprağı yapmadım ben bayağıdan beri. Ben tencereyi doldurdum arkadaşlar böyle dolmayla. Şöyle köklü köklü dolmaları rahmetli anacığızım da aynı böyle sarardı. Vallahi aklıma geldi hep sararken. Şöyle içine diyeyim o kökü, şöyle içine diye çevirirdi arkadaşlar. O sarma bir güzel olurdu. İnanır mısınız? İçine de aynı ortasına da soğan doğrardı. Ben de doğradım aynı böyle büyük bir tane soğan. Tenceremin ortasına tam böyle. İnşallah onun gibi tatlı olmaz. Anacığızımın yaptığı gibi tatlı olmaz. Çok lezzetli olurdu gerçekten yaptığı yemek. Mis gibi olurdu. Ben de aynı öyle yaptım. Anam gibi sardım bugün dolmayı. Böyle köklerini şöyle içine kıvırırdı. Şöyle. Çok güzel oldu. Bir tencere sardım arkadaşlar. Tabii kameramı durdurdum zaten. Yani bu hemen 10 dakikada olan bir şey değil. Gerçi ben de hızlı sarayım sarmıyor ama ne kadar da hızlı sarsa ondan sonra
Sarak Hanım. Efendim canım. Getirdim ceviz, elma, ağaç, ne bulursam getirdim. Ben de diyorum bu şu nereye gitti acaba diye. Bak sese bak. Diyor ki bana sen niye diyorsun bu kadar diyor. Bunu böyle bu tencereye koyacağım. Bu şekilde aynı böyle donduruya koyacağım. Misafir gelecek Allah nasip ederse. Geldiği zaman misafirleri çıkarırım bu tencereye sarma. Yanında da yaparız bir şey. Yine bunu da yemeğe saracağım. Şükrü de ikimiz yiyeceğiz bunu da. Değil mi Şükrü? Aynen. Boş karışık saracağım ikimiz yemek için. Beyazını ben yedim. Öbürü sen yesin ya. Evet. Beyazını. Ekmek. Böyle. Saplarını da küçük küçük doğradım. Çok şükürler olsun Rabbime. Çok şükürler olsun. Verdiği nimetlere. Allah'ım kimseyi yoklukla terbiye edemesin. Allah'ım hastalarımıza acil şifalar versin Rabbim. Amin. Melek Hanım. Ooo. Kameraya tutar mısın onu? Görüntüye bak. Bakar mısın arkadaşlar? Elmalar otun içinde. Cevizle fındık çuvaldan. Ben şimdi burayı bırakacağım mı? Sen oraları bırak. Buraya tamam biraz mı? Ara mı verelim şimdi? Bir ara verelim. Tamam. Tamam. Bana uyar. Dur az. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kalkmadan olmaz tabii ki. Şöyle arkadaşlar bir tencere sarmamı sardım. Bayağı da büyük tencere. Bir 4 kilo falan fazla yani. 5 kilo su da hemen hemen alıyor bu tencere. Şimdi şurayı dinleyelim bakalım. Çayımızı içelim. Çay molası. Çay molası evet. Aynen. Şöyle kaldırayım ben burayı. Merak ufak bardak için büyük bardak. Ben ufak bardak için. Fark etmez kupleyiver istersen ya. Daha iyi koptu. Tamam. Şöyle bir şey çekeyim. Sinimi de kaldırdım. Merak çayı demledim falan dedin de yukarı fındık fındık almaya gittiğini bilmiyordum arkadaşlar gerçekten. Şükür ne yapacağı belli olmaz. Nerede nasıl ne yapacağı. Evet. Çaylar dolaptı mı? Olur olur. Merhaba. Olur şunu olur. Neden olmasın? Maşallah çaylar kıpkırmızı olmuş ya. Memleketin suyu bile başka suyu. Suyu, toprağı, her şey havası. Her şey başka valla. Her şey, her şeyin tadı başka. Her şey başka. Benim de sarmam az kaldı. Keşke azıcık bitirsem bunu ama. Şükrü sabırsızlıkla. Mola verelim Melek diyor. Yenini yorgun iyice diyor bana. Tabii ya biraz çay fındık yiyelim. Şu bu yiyelim boş ver. O kadar daha sarmam var arkadaşlar sarılacak şimdi yaprağım var. İçimde kar ol. Kalan işi de değerlendireceğim. Maaşım bağırıyor. Maaşın sesi. Bir sert aldı, felaket sert aldı maaş ya. Bak. Arabaya binerken bazen arabayı almayayım ya. Patilerini atıyor hemen bu tarafıma. Ama araba alıp gitmiş. Bayasını al çizmiyor. Beni diyor, al beni diyor. Arabaya çizmiş ya, arabayla. Resmen çocuk gibi arabanın önüne dolanıyor. Sonra böyle önüne geçiyor arabanın. Fındık da güzelmiş gerçekten. Ben kırayım dişlerimden. Benim dişlerim ana dişidir arkadaşlar. Eksik yok ağzımda çok şükür. Evlilik yaşımda yok. Çok şükürler olsun. İşte çürükle yok ağzımda. Biraz ön dişlerimde var bir şeylik ama onlarla da idare ediyoruz. Yaprağı üstünde arkadaşlar.
Bizim kuyuda ne vardı onlar ya? Duruyor şöyle kuyuya bakıp gitti. Bahaneyi soruyor. Kuyu orada bahçede ya. Onlar işte köşe köpeğe almışlar. Şansımız artık. Allah yerini yer. Ama güzel sayı çıktıydı ki. Sırası toprağa gireyim onlar ya. Of, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şöyle güzel olmuş. Ne yapacağız? Kimse boş ya. Sen de dolu olanın işler değil. Ben de öyle yapacağım. Yapacak bir şey yok. Dolu olanın işini yiyeceğim daha dolu olanı yapma. Ne yapalım da boş olsa. Akşamdan şükürüm böyle oturuyor arkadaşlar. Muhabbet ediyoruz. Meyvamızı yiyoruz. Böyle çerezimizi yiyoruz. Bu zamana kadar hep çalıştık, çabaladık. Az da bundan sonra az da bir rahat edek ya. Değil mi? Tabii. Ömrümüz kalmadı ya, bitti ya. Çalışmadan da oluyor mu? Olmuyor, çalıştık ama. Ölene kadar çalışacaksın. 12 yaşında biri çalışıyorum. Yapacak bir şey yok şu an. 45 seneden beri çalışmışım bu. Hayat bunu kaçırıyor demek. 43 seneden beri. Ceviz ne oldu kurumuş biliyor musun? Ceviz kurumuş, kurumuş, fındık da kurumuş. Evet. Çıra gibi olmuş. Ne gibi olmuş? Çıra gibi. Yani hiç aldığı kalmamış. Ben de cevizle kırabildim elimi. Ben cevizle kırabildim elimi. Ağzıma sürmem. Elinden kırarım. Sen elinden kırayım da ben kırabildim. Rabbim ne güzel meyveler yaratıyor. Değil mi arkadaşlar? Ceviz. Elma, armut. Her meyvenin ayrı tadı var. Sormadım ben. Hamurdamış bu da. Lansı çok sert değil mi? Hem de mi ya? Aslında senden bir gün oturalım. He? Fındığı kıralım. Hı. Ben onu güzelce kavurayım. Kavanoza koyayım. Buradan çan yanıp çıkarıp yeriz. Olur. Ben şu, şu yerine dayanamadım. Kes. Çayla nasıl yiyeceğim? Aa, çay içmeyeceğim, bunu yiyeceğim. Ya. Dur şu kapı şuna koyalım. Ha, bizim şeye kanalaya baksın. Değil mi? Kanalaya bakmaya gideriz. Gidelim ona götürelim. Tamam götürelim. Elime de götürelim ona ama. Sadaka mı götüreceğiz? Allah Allah onun da canı var. Gidelim şöyle. Götürek ya bir şey yok. Kanalı oraya yaktım ben bir. Şu yani kanalın ışığı yanıyor. Yere düşürdüm buradan da. Kınalının ipini de saldık arkadaşlar. Hayvancağız gece hani olur ya. Elma. Bak. Hadi yiyin bir tane. Al, hem çay içecek hem elma yiyecek. Karma kaşık oldu bu iş. Olsun bu işte karışık olsun. Aklımız almadı hiç bu iş ama. Çok karışık. Çok güzel.
Şu elma martıya kadar duruyor biliyor musun? Bu elma var ya, hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Elif elma diyoruz buna. Çay da içiyorum ha. Elma soğuk geldi ağzıma. Bayağı soğuk ama. Soğuk abi. Niye öyle? Buz gibi vallahi, ağzım buz gibi oldu, yaptı elma. Yeni yaptın da gittin, hem üstüne aldın geldin buraya geldin. Hemen üstte kapalı. Soğuk şu bro. Allah Allah. Çayımızı içtik arkadaşlar, meyve yedik. Karma karışık ettik bu akşama. Meyve, çay, fındık, ceviz. Kanalıya da şöyle bir tabak hazırladım. Şöyle. Sarı sarı elmalardan ona. Şöyle. Sağlam elma yani arkadaşlar. Sağlama da var, sakatı da var ama sağlam da koydum. Kınalımızı da. Buna şimdi bahmeye gideceğiz artık her akşam böyle. Bak artık günü hayvanımızın. Geçti günü. Günü değil. Bugün 5 gün. Geçti. Öyle geçer diyorlar. Hep soruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gidelim Melek Hanım. Gidelim hadi bakalım Şükrü. Şöyle elmalarımız da sapsarı. İşte seni kınalıya götüreyim yavrum. Arkadaşlar. İnanır mısınız? Bu kadar işim var ki. Bakar mısınız? Ne yapalım? Sizlerle paylaşacağım onu da yaparken. Neyse orada kalsın o şimdilik. Onu yıkadım, güzelce akıttım. Ayağımı oldurayım ki. El fenerimi de aldım. Nereye gidiyorsun kızım ya? Gel sen buraya gel. Nereye gidiyorsun aşkım ya? Biz kınalıya bahmeye gidiyoruz kız, Maviş. Maviş burada ne nerede? Ana kızım. Burada ne nerede kız? Oğlum. Burada mısın? Geliyor, hemen geliyor, hemen. Tamam, hiç. Hiç adını duymasın. Hiç. Hemen geliyor o. Kınalımıza bakalım. Kınalımız ne yapıyor bakalım. Bu köy hayatı böyle. Ne yapalım? Kapı dışarıda ışık yok. Tabii kınalının ışığı yanıyor arkadaşlar. Oo. Kenara bırakayım şuraya. Kızım. Ay kurban oldum. Sana ne getirdim? Gel koyayım kabına. Gel. Tamam. Tamam kız. Gel kız. Sen ne istiyorsun kız? Sen ne istiyorsun? Böyle mi seni böyle severim ben seni işte. Kınalıyı böyle arkadaşlar. 3-4 geceden beri böyle gecede bir kere değil yani. Şimdi yatmadan geliyoruz. Gece kalkıyoruz beraber geliyoruz. Sabah namazımı kılıyım. Hemen bunu yanıyorum buraya. İnşallah sağlıkla da kurtulur neyimiz. Allah'ımın izniyle. Yarabbim müsaade ettiği sürece tabii ki. İnşallah böyle işte hayvanımızla uyuyorum olan şey. Elmiye bayılıyorsa. Bu da bizimle işte. Hadi gel şimdi gidelim. Maviş çık hadi. Hadi Maviş çür. Hadi yürü. Anlıyor, duymuyor mu? O da anlıyor gerçekten. O da can işte, bir canlı. Böyle işte arkadaşlar, neyimizin kazanına böyle suyunu koyuyoruz. Yemine önünde hayvanımız kanında dok maşallah. Tertemiz alt üstü de kupkuru. Hadi tamam şimdi. Neyimizin de kapağını kapattık. Bir şeysi yok.
Bizim kanalı rahat gerçekten. Bizim telaş ettiğimiz kadar yok, korktuğumuz kadar yok. Gerçekten insan da korkuyor arkadaşlar. Hani geceler bir şey olur diye. Böyle. Kuru soğuk çok. Çok az bir şey kar kaldı yerlerde. Eridi karda. Bugün bir güneş vurdu. Melek Hanım, fenerin de güzel ha. Fenerim güzel canım, yanıyor baksana. Şöyle kardan kalanları az göstereyim. Ha, görsün arkadaşlara. Aa, bunlar kalmış var. Evet. Arkadaşlar bunlar kaldı. İneğimize de baktık arkadaşlar. Feneri de şöyle kapatayım. Yine bize lazım olur. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sesimin gittiği her yere. Kucak dolusu selamlar, saygılar olsun arkadaşlar. Dua edin vallahi. İneğim de kurtulsun hayırlısıyla inşallah. Allah'ın büyüktür. Kimseyi Allah darda koymasın. Acı Amin. Ağrı çektirmesin. Vallahi sadece onu düşünüyorum böyle. Candan can ayrılacak. Kolay mı? Korkuyorum tabii. Vallahi gerçekten çok korkuyorum. Sağlıcakla kalın. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun.